BTC Haber TV'den selamlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hatırlatmamızla beraber bültenimize başlıyoruz. Bu hafta sizlere Avalanche ve CryptoLeaks arasındaki gelişmeleri ve bu olayın perde arkasında neler yaşandığını detaylı şekilde anlatacağız. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Avalanche, merkeziyetsiz finans uygulamaları, dijital varlıklar, alım-satım platformları ve benzeri servisler için altyapı sağlayan bir blockchain projesidir. Avalanche projesinin geliştiricileri arasında yer alan ve Avalabs'ın CEO'su olan Emin Gün Sirer, Türk asıllı Amerikan vatandaşıdır. Türk-Amerikan bilgisayar bilimcisi olarak bilinmektedir. Peki, son zamanlarda gündem olan Avalanche ve CryptoLeaks arasında neler yaşandı? Gelin yakından bakalım. CryptoLeaks adlı bir blog sayfasında yayınlanan ve Amerikalı hukuk bürosu Roche Friedman'ın kurucularından olan Kyle Roche'nin bir videosunun yer aldığı Avalanche ile ilgili ortaya atılan iddialar kripto para ekosisteminde ses getirdi. CryptoLeaks sitesinin sızdırdığı video ve belgelere göre AVAX kurucusu Emin Gün Sirer, Roche Friedman hukuk bürosuyla gizli bir ortaklık yaptı. Bu ortaklığın amacı Solana gibi rakip ağlara karşı davalar açmak ve sindirmek. Ayrıca bağımsız gibi görünerek SEC aleyhine de davalar açmak. Anlaşmanın 2019'da yapıldığını belirten Roche, hukuk hizmetleri vermek için anlaşmaya vardık ve karşılığında token arzının bir bölümünü aldık. Bu 2019 yılının Eylül ayındaydı, diyor. İddiaya göre Roche'nin aldığı token sayısı Avalabs kurucusu ortaklarından ve CEO konumundaki Kevin Sekniki'ye verilen arzın yaklaşık 3'te 1'ine tekabül ediyor. Videoda konuşan kimliği belirsiz kişi Roche'a, "Siz dava açmayı Avalabs'e destek vermek için alttan alta kullanılan bir güç olarak mı görüyorsunuz?" diye sorunca Roche de doğru cevabını veriyor. İddialara göre Sirer'in AVAX platform tokenlarının önemli bir bölümünü Friedman'a devrettiği belirtiliyor. Friedman bugün Binance ve Solana dahil 25 farklı organizasyona dava açmış durumda. Haliyle bu komplonun arkasında Emin Gün Sirer olduğu iddiası kripto para dünyasında büyük bir eleştiri konusu oldu. Binance CEO'su Changpeng Zhao yaşanan olayla ilgili bir tweet attı ancak sonrasında tweet'i sildi. Changpeng Zhao'nun tweet'inde şu ifadeler yer alıyordu. "Bunun doğru olup olmadığından emin değilim ama videoların bir deepfake işi olmadığını varsayarsak ve elbette Binance'de bir hedefti. Ancak rakip bile değiliz." Diğer taraftan çığ gibi büyüyen bu iddialar ve tepkiler sonrası Avalabs'in CEO'su Emin Gün Sirer Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Yapılan bu iddiaları bir komple teorisi saçmalığı olarak nitelendiren Sirer şu ifadelere yer verdi. "Bu, kendi çıkarına hizmet eden videolarda ve kışkırtıcı makalede iddia edilenler yasa ve etik dışı. Ek olarak tamamen yanlış davranışlara asla girmeyiz." Emin Gün Sirer daha sonra Medium üzerinden bir gönderi paylaşarak açıklamasında "Olabildiğince açık olacağım. Bu haberde ya da bazı videolarda bahsi geçen el altından saldırı taktiklerinin hiçbirine dahil olmadık. Hiçbirini desteklemiyoruz. Biz kurduğumuz şeye inanıyoruz ve gizli anlaşmalara ya da kapalı kapılar ardında dönen entrikalara ihtiyaç duymuyoruz." ifadelerini kullandı. Kyle Roche, kendisine, şirketine ve birlikte çalıştığı Avalabs'e komplo kurulduğunu düşünüyor. Roche açıklamasında videoların Christian Ager Hansen'le yaptığı görüşmeler esnasında izin almadan çekildiğini ve yüksek derecede montaj içerdiğini belirtiyor. 2019 yılından bu yana Avalabs firmasının temsil ettiğini söyleyen Kylie, CryptoLeaks tarafından son zamanlarda yapılan kaynaksız gönderide sunulanın aksine hiçbir gizli anlaşma imzalamadıklarını söyledi. SEC eğer bu iddiaları ciddiye alırsa, AVAX'ın menkul kıymet olarak hızlı biçimde sınıflandırılması ve şirkete dava açılması söz konusu olabilir. Nitekim Amerika Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu ve Amerika Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nu aldatma, kripto şirketlerini hedef gösterme, karalama, gizli bilgilere hukuk gücünü kullanarak erişme gibi çok ciddi suçlamalar var. Bu iddiaların hukuki boyutunun ne olacağı ve sonrasında yaşanan gelişmeleri hep birlikte göreceğiz. Bugün sizlere CryptoLeaks tarafından Avalanche ile ilgili ortaya atılan iddiaları detaylı şekilde aktarmaya çalıştık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.